Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar. Bu arada da hamurla uğraşıyorum. Çünkü bugün sizlere çok güzel bir katmerli poğaça tarifi vereceğim. Burada da bir hamur var. Bu hamur tabii ki katmerli bir poğaça hamurudur. Farklı bir hamur. Hamuru hazırladıktan sonra hamuru yoğururken içerisine yağ falan herhangi bir şey ilave etmiyorsunuz. Sadece mayalı bir hamur. İçerisinde bulunan malzemeler maya, süt, yumurta, tuz ve şekerden oluşan bir hamur hazırlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz hamuru dinlendirdikten sonra onun içerisine 250 gram civarında katı olarak tereyağı veyahut da margarin kullanabilirsiniz. Açtıktan sonra daha sonra detaylı anlatacağım. Ve ondan sonra katlayıp bunu buzdolabında 30 dakika bekletiyorsunuz. 3 tur hazırladıktan sonra bunları şekillendireceğim. Şimdi bu ikinci turum oldu, üçüncü turum oldu. Bunu dolaba bırakayım. Orada olgunlaşırken biz de hocamla beraber, konuğumuz var, onunla beraber sohbet edeceğiz. Şimdi efendim poğaçanın hamurlarını gördüğünüz gibi bir ceviz iriliğinde, iri bir ceviz andıracak şekilde bezeler yaptım. Ve onları aralıklı olmak kaydıyla yağlı kağıt serilmiş bir tane tepsiye dizdim. Ve onların biraz daha mayalanmasını sağlayacağım. Daha sonra 2 adet yumurtanın sarısını onun üzerine süreceğim. 180 derece daha ısıtmış oldum, fırına vereceğim. Onlar pişerken biz de buradaki işlemlerimizi göreceğiz.
fırından aldık. Sevgili isyenlerim, şöyle getirdik. Sabahtan beri hocam konuşuyor. Sağlıklı beslenme. Biz iki tane hepsini yapıyoruz şimdi. Her gün kalkıp poğaça yapıp yiyecek haliniz yok. Tabii. Yani insanın canı çekebilir. Ayda bir kere bir iki poğaça yiyebilirsiniz. Poğaçalarda mis gibi oldu hocam. Poğaçalarda evet. Nasıl? Şimdi izleyicilerimiz de diyor ki Akbur'da olsa da bir tadına baksak. Buyurun gelin efendim. Buyurun gelin. Stüdyoya gelebilirsiniz. Efendim burada güzel bir piliç ızgara, but ızgara yaptık. Köri soslu. Burada güzel bir ezme salata. İçerisinde bulunan tabii ki közde patlıcan, közde domates, közde biber. İsterseniz bunun içerisine yanına biraz da yoğurt ekleyebilirsiniz. İsterseniz sarımsak ekleyebilirsiniz. Bunlar sizin arzunuza bağlı. Kalorisini yükseltmek isterseniz biraz yağ ilave edebilirsiniz. Hakkı sızma yağ ama ben yağ bırakmadım. Evet. Sadece tuzla beraber onu harmanladım ve öyle güzel bir şey hazırladım. Tabii ki geldik programımızın sonuna. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim. Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.